Efendim herkese merhabalar. Astroloji gurumuz Duygu Demir yine bizlerle birlikte. Bu kez magazine böyle daha uygun. Dedim ki Duygu gel birlikte şu magazinde ünlü olan, öne çıkan haberlerini yaptığımız isimlere bir elden geçirelim. Mayıs ayında onların burçlarını neler bekliyor diye. Ben tabii magazin haberleri okuduğum için Ali abiye Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül bu aralar çok gündemdeler. Onu aldım. Seren Serengil ayrıldı, barıştı. Onu aldım. Sağ olsun Duygu da bizim için çalıştı. Serenay Sarıkaya'yı aldım. Kıvanç Tatlıtuğ, İbrahim Tatlıses, Tarkan, Gülşen'i unutmuştum ama ben çalıştım merak etme dedi Duygu. Onları aldık. Az sonra tek tek Mayıs ayında ünlülerin burçlarını neler bekliyor bunları konuşacağız. Hoş geldin Hoş Duygu. bulduk, Seni merhabalar. biraz magazin içine çekeceğim böyle. Olur, Olur değil mi? Biraz eğlenceli. ekonomiden, siyasetten Evet. ayrılalım. Aynen, Magazinle biraz daha gündeme ruhumuzu, konuşalım. değil mi? Eğlendirelim istiyorum. Mayıs ayında ünlüleri zaten magazinle izliyorsun. Bir çalkantılı hiç beklemediğimiz tamamen ayrıldı diyoruz. Bir bakıyorsun barışıyorlar. İşte ayrılacak onlar diyorlar ki hayır öyle bir şey yok. Çiftlerden bahsediyorum. Böyle bir şey yok. Yalan haber. Biz bir ay sonra bakıyorsun ki ayrılmışlar. Biz de anlayamıyoruz. Yani burada magazini suçlayıp sonrasında bir ay sonra ayrılan çiftler de görüyoruz. Şu anda hala hayır öyle bir şey yok. Yalan haberlere inanmayın deyip sevgi dolu poz verenler var. Onların sonraki durumu Mayıs ayı ve sonrası ne olacak Evet. bilmiyorum. O yüzden de astrolojiye dayandık. Dedik ki Duygu bizim için bakar mısın? Neler söylersin? Magazinler nasıl bu arada? Yani ben çok ben takip etmeyi severim. Sever misin? İki tane astrolojiyle böyle magazinle iç içe tecrübem var. Şimdi magazinde de tabii şöyle oluyor. Biz sevgili ünlülerimizin, sanatçılarımızın doğum tarihlerini biliyoruz. Doğum saatlerini bilmiyoruz. Yine siyasilerde Evet aynı konuştuğumuzun şekilde. bir aynısı. O yüzden doğum saatlerini bilmediğimiz için de hani aşk evi, ilişkiler evi, para evi oraları tam görmüyoruz. Görmüyorsun. Genel gezegen geçişlerinden yorum yapıyoruz. Bir de çok hani etik dışı yorumlar da yapmak istemiyorum. Doğru. Görmek demek, her şeyi söylemek demek olmamalı. Ama iki tane şeyim var burada. Bir gazetenin magazinekine yazmıştım iki ayrı Ne dönemde. o? Biri Hadise'nin boşanacağı tarih, diğeri de Merve Boloğur'un ikinci boşanmasının O olduğu zaman evli tarih. mutlu değil mi? Yaşıyorlardı. Tabii, yani birinin yılın başında evlenmelerinden önce hani şu dönemde olur, diğeri Doğru. Eylül'lerde yazıp Aralık'larda boşanması diye. O yüzden böyle hani biliyorum ki gerçekten bazı şeyler genel gezegen geçişlerinden de olsa nokta atış kendini gösteriyor. Duygu Yine da bu bunları konuda nokta atışı atacaktır. gözeterek yorum yapmaya çalışacağım. Kimseyi şey yapmadan, kırıp Yapmadan dökmeden. doğru bir de zaten bilmiyorum ünlülerden haritasına baktıran var mıdır? Söylemezsin. Söylemek istersen de Yok. bizim için. O Değil mi? söylemem tabii. Yok yok, Değil öyle mi? şey. Onlar çok Gizli şey mi? dışında, gizlilik esasında, Ne var ama ki bunda? tabii ki hani Astroloji ne ki biz? İlgileniyoruz. projelerine imza atmadan önce, bir şey lanse etmeden önce, iş ortaklıklarında menajerlerini değiştirmeden önce diye böyle Çok iç içe olan düşünenler. ünlüler var değil mi? Yani Tabii. astrologlarına sormadan adım atmayan, ben Tabii. biliyorum tabii onu söylemeyeceğim ama imza atıyorum sözleşme yapacak. Tabii. Asla diyor ki biraz bekletiyor. O sunuculardan da biliyorum. Şu Bir tarihten önce. sorayım ona göre. Yani Tabii. şu tarihte siz Hemen diyorsunuz mesaj ki geliyor. imza atma, retro var Tabii. işte orada atma ya da Geçen gün şeyi konuştuk, çok hatta ilginç. yine sevgili Uğur Alkapar'la konuştuk, belki Biliyorum tanışıyorsunuzdur. biliyorum. Ha, Şey, güzel bir program. Edis ve şeyin Aleyna Tilki'nin şarkı çıkarma tarihi. Birine mi danışmışlar? Bana danışmadıklarını biliyorum. Onu söyleyebilirim. Ama Ama var değil mi baktım o danıştıkları? tarihe, aa dedim kesin danışmışlar. Çünkü şöyle şöyle bir nokta atışı, cillop gibi bir tarih. Öyle şeylere evet denk Ya bir de geliyoruz. son yıllarda bu pandemiyle beraber daha da sizin işler Tabii. yoğunlaştı. Ama öncesini biliyorum ki devlet adamları yurt Tabii. dışında, dünyada değil mi? Danışmanları var. Tabii. Astrologlar, hadi Çünkü medyumlar biz var bir mı yol bilmiyorum haritası ama. çiziyoruz. Hani şey gibi Tabii. değil bu. Galiba Allah'tan başkası bilmez. Hani Medyumluk değil, hesap ama kitap hani işi. evet, hani biz Tabii. daha önce bu olmuş, şimdi bu olur. İstiyorsanız bu dönemi tercih edin gibi böyle. Hani bir akışta Türkiye'de var yana. mı astrolog danışman siyasileri? Var. Bildiğin, duyduğun. Bildiğim var. Magazin yapalım biraz. Bildiğim var, Ona söyleyeyim söylemem. ben.
Ben sıkıştırırsam aradan alırım, merak etmeyin. Peki. Hemen de kızardım. Ben de hiç politik idare edemiyorum süreci. Yok ya, etik değil. Ben şaka yapıyorum. Yani sıkıştırıyorum ama haklı olarak sizin meslek etiği söylenmez. Tabii. Ama ne bileyim, danışanınız hiç benim için önemli değil, söyle de diyebilir. Öyle evet, kendisi söylemediği sürece söylemem ama ben. Tabii yok yok. Ama şey oluyor, şu gazeteyi şöyle yapalım mı? Bunu böyle yapalım mı? Şu İş adamları da var. Tabii tabii. Yani ama çok normal. Biz nasıl merak ediyorsak. Evet. Yani bu işin büyüğü küçüğü yok. Ne kadar büyük iş yapıyorsanız o kadar büyük derdiniz var. Bir şey, danışmanlık istiyorsunuz ya ben sonuçta. Hep şeyi söylüyorum. Ya kadınlar sadece astrolojiye meraklı değil. Erkekler daha çok. Tabii tabii, hiç değil. Değil mi? Yani bildiğimiz kadın çok meraklıdır, ne bileyim, astroloji. Erkekler daha meraklı. Aşk meşk bilen için tabii ki kadınlar daha çok soruyor. Hani ilişkim nasıl olacak? Genç kızlarımız falan, evlenecek miyim? Ne zaman evleneceğim? Tabii ki, ama gerçekten çok büyük paralar yöneten kişilerde hani birçok anlamda destek almaya ihtiyaç duyuyor. Biz futbol yorumları yapıyoruz hatta. Bilmiyorum, sizinle konuştuk mu? Yok. Ben bir şey ultrasandan biriyle yaptık. Sonra ben tek başıma yapmaya başladım. Şimdi ama 7-8 maçtır filesiz gidiyorum. Galatasaray şöyle olur. Yok şey yapıyorum, not düşüyorum altına zaten. İddia tavsiyesi değildir. Değildir. Lütfen filan diye, gerçekten üzülürüm öyle bir şeyden para kaybedilirse, ama hani bayağı tutarlı. Bayağı hafta sonu Fenerbahçe fark atacak, şey yapacak dedim, şov yapacak dedim, 3-1 kazandı. Galatasaray Beşiktaş'ta, vallahi Beşiktaş bir tık daha şanslı dedim, Beşiktaş 3-1 kazandı. Yani çok değişik çalışıyor. Dur, futbolla ilgili yapalım ya, şuraya notumu alayım. Şampiyonlar giderken onu yapardık ya, yani güzel olur. 16 Mayıs'a kadar, çünkü hani Galatasaray farkı korursa 16 Mayıs'a kadar, Galatasaray değilse şampiyon Fenerbahçe olacak gibi duruyor diyordum. Şimdi maç tekrar üzerinden geçeceğiz artık. Kim sence? Şu anda puan farkı çok azaldı. Fenerbahçe'nin gitgide böyle U dönüşüyle öne çıkma ihtimali var yani. Fener kazansın deyip Galatasaray'ları kızdırırmışım burada, ama Fener'le doğuluyor zaten değil mi? Evet. Hangi takımdaysanız yani oradan doğuyorsunuz. Tamam, bir günde futbolla ilgili yapalım. Anlaştık. Vallahi keyifli olur. Şimdi o zaman Kadir Doğulu, Neslihan Atagül, Mayıs ayı çalkantılı başladı onlar için, bu haberler vesaire, aldatılma, ama biz mutluyuz deyip el ele çıkıyorlar. Mayıs ayında onların burcu nedir, neler bekliyor? Hem birliktelik hem de tek tek olarak bilemedim. Neslihan Atagül'le başlayayım. 20 Ağustos 1992 doğumlu. Şöyle, Neslihan Atagül'ün ünlü olmadığı bir dünya mümkün değil. Yani burcuna ünlü, göre tanınma, şan, şöhret çok, yani çok dolu dolu haritası bu anlamda. Regulus'la beraber bir güneşi var. Bu yaz aylarında 5 Haziran 10 Ekim arasında aşk hayatını, ününü, şanını, şöhretini takır 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 konuşacağız biz. Önce biz güzel bir aşk yaşıyoruz'un göstergesi, gösterisi, şovu olacak. Oluyor da şu anda. Daha da bence göreceğiz bunu. Hmm. Ama ben açıkçası bir böyle Temmuz'un ilk günleri, hadi bir tık, ama asıl 23 Temmuz'dan 4 Eylül'e kadar olan süreçte, özellikle 16 Ağustos tarihinde kendisi hayatı, aşk hayatı ile ilgili çok önemli, çok radikal bir karar alacağını düşünüyorum. Çünkü aslında içi soğumaya başlamış bence. Bu yani bence. Ama ve genel anlamda sürdürmeye eğilimli bir yapısı var. Yani toprak ayı boğada, güneşi aslan, sabit enerjidir bu. Elimde olanı koruyayım enerjisidir. Ne kadar dalgalardan geçsek de ben bunu devam ettiririm enerjisidir. Bu sefer 5 Şubat tarihi önemliydi onlar için. 5 Mayıs tarihi yine tutulma, tam bu dönemler yine önemli. Ve bu süreçte aslında bence kalbinde bazı duygular değişmeye başladı, ama yine de diyerek İdari devam mi? Ettiğini düşünüyorum. 16 Ağustos'taki yeni ayı kendisi açısından çok kritik buluyorum. Çünkü Temmuz'un sonu, Ağustos ayı buralarda şey olacak, bir hani kendi kıymetini anlama evresi olur ya insanın. Hani ben neyin içindeyim? Değerini gibi. Bilme. Evet, kendi değerini anlama, kendi bulunduğu yeri daha net görmeyen, iyidir kötüdür demiyorum lütfen, hani burada şey olacak bir anda böyle fan clublar bana kızacak, o anlamda demiyorum, kendi uyanışı anlamında bir şey görecek buralarda ve 16 Ağustos'ta çok önemli bir karar alacak hayatıyla ilgili ve bu böyle radikal bir değişimi, ben düzenimi de bozabilirim diyen bir değişimi anlatıyor. Umarım hani ayrılma varsa mı? Yani ayrılma temasıdır bu, çünkü her şeyi yıkıp dökebilecek bir güç var buralarda. Ama hani hayırlısı neyse olsun diyeceğim. Tabii. Buradan. Evet. Ama hani kendi ünü, şanı, gücü bu hep devam ve hep baki Neslihan Atagül için. Hiç en ünlülerden biri diyebiliriz. Şanslı o anlamda. Aynen. Ün, şan, şöhret, işleri anlamında, ama
Ağustos ayı kritik evliliğiyle ilgili. Aynen öyle. Yani bu 5 Mayıs dönemi, bu dönemde yaşadığımızın devamı. Bu dönemde ortaya çıkan şeyin devamı. Bu aslında bilmediği bir şey değil bence. Bildiği ama kelimelere dökmek istemediği bir şeyle yüzleşiyor ama şu anda hayır, böyle devam diyor gibi diye düşünüyorum şu evre için. 15 Mayıs'tan 11 Haziran'a kadar biraz daha bir böyle aklı başı yerine gelip mantıklı davranmaya başlayacak. Yine de tanınma, görünür olma, kendini gösterme anlamında Haziran, Temmuz ayları çok dolu dolu. Temmuz biraz duygusal, Temmuz'un ilk günleri. 16 Ağustos'ta da bir kararı var diyor. Kadir Doğulu'nun haritasında 19 Nisan 1982 Ankara doğumlu olarak bakıyorum. Kadir Doğulu'ya 29 derece Koç burcunda, çok aslında şey, baskın bir karakter, hem çok duygusal hem çok baskın bir karakter. Güneş Koç, karşısında Güneş'in karşısında bir Plüto var ve hani biraz böyle şey gibi, dediğini yaptıran baskın bir yanı var burada. Ay balıklar, Venüs balıklar daha duygusal, yumuşak, merhametli ve sevgiye ve ilgiye ihtiyaç duyan ve aslında ikna eden o sevgisiyle bir yanından da, çünkü seviyor bence, yani sevgi var burada diye düşünüyorum işin açıkçası. Ve duygusal yönden de bu 5 Mayıs tutulmasında da her şeye rağmen sevgiyi ispat etme, onun da böyle bir şeyi var burada, bir dürtüsü var diye gösteriyor. Ben onun duruşundan, tavrından öte Neslihan Atagül'ün haritasında daha şeyler gördüm, hareketliliği gördüm. Yani belki buradan bu şekilde toparladık, devam ediyoruz gibi bir enerjiyle devam edecek Kadir Doğulu, ama Neslihan Atagül değişiyor şu anda. O eski Neslihan değil aslında. O yüzden son dengeleri noktayı oradan koyan değişecek. Neslihan Atagül olabilir bu. Aynen. Eğer evlilik biterse ya da devam ederse, devam edelim diyecek olan baskın karakter Neslihan Atagül. Zaten açıklamaları geneldi. Çok öyle net bir şey haberlerde söylediği, yani bizim de anons ettiğimiz, şöyle hep zaten ucu açık şeyler söylendi. Herhalde Ağustos'a kadar bir şeyler netleşecek. Evet. O da burçları o öyle söylediği Aynen. için. Senin de astrolojide gördüğün bu Duygu Demir'in şahsi fikri değil. Hiç bunu tanışmıyorum. Hiç kimseye karşı bir husumetim yok. Orada anlaşalım. Ama daha önceden nokta atışları var. Bunu da hatırlatmakta fayda var diyorum. Yaşayıp göreceğiz evet, Ağustos'a kadar. Tabii. Çıkmasa da diyeceğim ki Duygu sen bunları söyledin. Hani? Nerede? Şimdi Seren Serengil'de hep böyle çalkantılı ama en çok izlenen isimlerden biri. Canlı yayınlara çıkıyor. Öfkelendiği zaman bütün takipçileriyle paylaşıyor. Biz de ondan alıntılar yapıyoruz. Bir sinirlendi, sevgiliden, Tohma'dan ayrıldı. Bir baktık barıştı. Ne olacak Seren Serengil'in durumu? 6 Nisan 1971 tarihli doğum tarihiyle haritasına bakıyorum. Ayı Aslan, kendisi Koç burcu, Ayı Aslan burcu. Yani çok şey, çok ateş zaten. Hani değil o mi? Öfkeler, lider, çıkışlar, inişler, çıkışlar falan çok. Ve yaz aylarında aşk hayatını da çok konuşacağız ve şeyle, hani gerçekten burada bir coşku, sevgi, büyük büyük hareketlerle konuşacağız bence. Biraz şey gibi gördüm buralarda. Sanki böyle bir, onlarda da o Temmuz'un sonundaki o Venüs retrosunda bir hafiften bir tekrar dalgalanmaları, bir öfkeli çıkışları, bir değişimleri söz konusu olabilir. Ama sanki bana şey gibi geldi. Bu dönemi atlattık, buradan biraz devam ederiz gibi geldi. 21 Mayıs artı 10 günlük o gergin dönemde yine bir böyle bir öfkeli bir çıkışımız, bir kavga gürültü, bir böyle büyük büyük konuşmalarımız olabilir gibi diye gösteriyor Seren Hanım tarafından. Ama hani onun haricinde bence devam edilecek gibi diye sürpriz geldi bir bana. Evlilik olur mu 2023? Olabilir. Olabilir, olabilir mi? Yani 15 Eylül'e kadar bu ilişkiyi sürdürürlerse sonrasında evlilik gelir. Eylül ve sonrası. Aynen. Sürpriz Gelir bir şey gelebilir. Yani. Bakalım neler göreceğiz. Bir televizyon programı, ne bileyim, işiyle ilgili Seren Serengil'de. Şansı. Tekrardan ekranlara dönecek, evet. Tekrardan ekranlara dönecek. Yani bence yaz aylarında teklifler olacak. Bunları değerlendirmek istemeyebilir. Çok hızlıca bir gündemi görüp ne oluyor, ne bitiyor diye bakmak isteyebilir. Ama 15 Eylül'den Ekim sonuna kadar 1,5 aylık evrede bence tekrardan şeyde göreceğiz. Televizyonlarda göreceğiz. Hatta şöyle söyleyeyim, 2024'ün bahar aylarında, böyle Nisan ayları, Mart Nisan ayları ününe ün kattığı evreler. O yüzden hani adım 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 orayı tekrardan inşa edecek diye düşünüyorum. Sevdim ben bu programı. Biz bunu yapalım ya. Tamam. Yapalım. Seni de magazine çekelim böyle. Olur. Şimdi Seda Sayan da bazen işte yok ayrılacaklar, mutlu bir evliliği görünüyor. Bizim gördüğümüz o. Çağlarla bilemiyorum ama Seda Sayan'ı Mayıs ve 2023 diyelim ya, genel söyleyelim, neler bekliyor?
30 Aralık 1962 doğumlu. İnanılmaz güçlü bir karakter. Zaten hani bunu söylemeye de gerek yok ama Güneş, Oğlak, Akrepler var, Ay Kova var. Yani gerçekten böyle kanun gibi kadın dediğimiz, evet, güçlü, sağlam bir karakter. Sağlam basıyor. Hani ben burada bir tutku görüyorum açıkçası haritada. Yani tutku olmayan bir şeyin içinde zaten ben yer almam enerjisi var. Büyük bir coşku ve tutkuyla ne yapıyorsam yapıyorum enerjisi var. Hani arada çalkantıları olmuştur diye düşünüyorum. Bizim tam gördüğümüz görmediğimiz noktasında o Şubat dönemlerinde de, bu Mayıs'ta hatta belki yine olmuş olabilir. Ama hani burada yine 1 Ağustos 16 Ağustos arasında biraz böyle kavgalı gürültülü bir enerji olabilir var. Bu aşkla ilgili de, ama aynı zamanda onu sinirlendiren biri olur ve çıkar açıklamalar yapar falan, öyle bir enerjisi de olabilir. Temmuz'un ilk günleri, 10 Temmuz'a kadar olan bir ilk 10 gününde yine böyle bir gergin ve öfkeli olduğu bir evreler olabilir. Ama hani ben açıkçası evlilikle ilgili bir bitiş çok zannetmiyorum burada. Bu gördüğüm kısımdan. Yani bizim gördüğümüzün dışında çok büyük krizleri var ise ancak Ağustos'ta bir şeyler patlayabilir. Çünkü ben burada şunu gördüm haritasında. Bir süredir iniş çıkışlı ya da tutkulu bir sürecin içindeyiz zaten. Eğer ki burada çok kötü bir şeyler olsaydı Ağustos'ta bu iş patlar diyebilirdik. Ama öyle bir şey de çok görmediğimiz için çok zannetmiyorum oraya kadar gideceğini. Ve sanki 28 Ekim 2023'teki tutulma Seda Sayan'a itibar, güç, para ve tanınırlık konusunda çok güzel destek veriyor. O yüzden hani o dönemde yaptığı program, içinde bulunduğu proje, gayrimenkul yatırımları, aldığı evler, yaptığı yatırımlar, bunları çok konuşuyor olacağız. Biraz böyle şov Seda olacak. Seda Sayan hep diyor ya, ben flört etmem, evlenirim diyor. Sinirlenince de bir anda bırakır. O zaten hep yansıyor. Duygularını dilinde yaşayan, değil mi? Dolu dolu. Tabii tabii. Ay, Mars, Neptün. Gizlemeyen bir isim. Ay, Mars, Neptün beraber. Evet. Yani o da köşeli köşeli. Öyleyse evet, evet. Öyle. Hayırsa hayır. Yani benim için gri yok diyor yani. Siyah işte açıkçası ya da beyaz. Aynen öyle. Evet. Bildiğimiz, tanıdığımız karakter. Serenay Sarıkaya da çok konuşuldu magazinde. Hem 2023 hem de Mayıs ayı burcu nedir? Önce oradan. Ve neler bekliyor? Parlak dönemimi, güzel işlere imza atıyor. Güzel şeyler yapıyor. Dizisi devam ediyor. Kıvanç Tatlıtuğ'la birlikte. Neler bekliyor? 1 Temmuz 92 doğumlu Serenay Sarıkaya da. Serenay Sarıkaya da aynen Neslihan Atagül gibi ünlü olması mümkün, şanslı, olmaması değil mi? Mümkün değil. Bu Venüs'ü... yıldan da çünkü baktım, Neslihan da 1992. Yılında etkisi oluyor mu? 92 doğumlular daha mı şanslı oluyor? Bazı yıllarda öyle oluyor, oluyor ama bu ikisinin ikisinde farklı göstergeler var. İkisinde de bizim sabit yıldız dediğimiz bir şey var. Bu sabit yıldızlar hani belirli spesifik bir derecede dokunuyor. Mesela 12-13 derecelerde, 12-13-14 derece Yengeç Burcu'nda Sirius diye bir yıldızımız var. Çok büyük ün getirir. Serenay Sarıkaya'nın Venüs'ü Sirius'la beraber. Venüs kadınlık, sanatçılık, görünürlük, beğenilmek, güzellik demek. Neslihan Atagül'ün Güneş'i Regulus'la beraber. O da bir kraliçe olmak demek. Kraliyet yıldızı olmak demek. İkisinde de böyle ekstradan bir yetenek var diyelim. Işık fırsat var. Evet. Şimdi Serenay Sarıkaya'nın bence asıl en önemli şey Serenay Sarıkaya ile ilgili şu. Yazın Temmuz aylarında, böyle Temmuz'un ortalarında biraz duygusal dönemlerden geçecek. Aşk hayatı ile ilgili çalkantılı bir evreleri olabilir. Aşık oldum, olmadım, istedim, istemedim, kavuştum, kavuşamadım temaları konuşulabilir. 2024'ün Şubat'ına kadar duygusal anlamda daha dalgalı bir evrede. Zaten biz biliyoruz ki birkaç yıldır ilişkileriyle ilgili tam istediği nitelikte bazı şeyler oturmadı. Çalkantılı. 24'ün Şubat'ına kadar bu enerji devam. Ondan sonra artık duygusal herhangi bir acı, ızdırap, yokluk, zorluk teması yok haritasında. O yüzden biz onu artık mutlu bir ilişkinin içinde göreceğiz. Hatta ben böyle 2024'ün Eylülleriyle beraber çok bomba bir aşkın içinde olacağını, bunun böyle takır takır evliliğe gidecek bir şey olacağını düşünüyorum ama evlilik çok de vakit var. Görüyorsun. Buna çok vakit var. Yakın vadede iş projesi iyi gidecektir diye düşünüyorum. 16 Mayıs'tan sonra uluslararası çapta bir şeyler yapma enerjisinin kapısı açılacak. Özellikle sonbahara doğru, Haziran'ın ilk günleri, Haziran'ın ilk 5-6 günü ve sonbaharda Ekim sonlarına doğru iki tane destek dönemi var. Belki içinde bulundukları işte aile dizisi gibi farklı projeler global çapta satılacak. Belki başka global bir projenin içinde yer alacak ama hani ününü böyle deniz aşırı bir hale getiren bir destek var haritasında. Şanslı. O anlamda şanslı. Güzel de bir dizi. Evet. Madem öyle aileden bahsettik, Kıvanç Tatlıtuğ. Hatta evet, dedikodular çıktı. Ama çok da asil bir eşi var Kıvanç Tatlıtuğ'un. Evet. Bu haberleri zaten önemsemiyor. Kıvanç, canım Kıvanç'ımın durumu nedir?
Kıvanç Tatlıtuğ Akrep Burcu. Şimdi bu şu anki 5 Mayıs tutulması onu biraz etkiliyor. Tabii şey anlamında etkiliyor. Hani hem bir parlama enerjisi getirir bu. Daha görünür olmak, daha beğeniliyor olmak. Hem de aslında biraz daha kendisi ve hayatıyla ilgili belki biraz değişiklik yapma ihtiyacını anlatır bize. Bunu biz tam göremeyebiliriz. İşte evde bir şey değiştirmek, aile hayatı. Hani bu bir ayrılık, boşanma gibi değil çünkü. Hani bir böyle bir silkelenip kendine gelme, toparlanma, ışığını parlatma. Belki daha fazla basının önünde yer alma. Çünkü çok mütevazi duruyorlar bu anlamda. Bir tık daha görünür olma enerjisini taşıyor aslında. Ve bana şey gibi geldi. Böyle aynı tarihler çok benzer bir şekilde Haziran'ın ilk günlerinde yine bir avantaj var. Yani o yüzden belki gerçekten ekipçe ve projeyle ilgili bir şey yakalayacaklar, bir destek Şans yakalayacaklar. dönemi. Ben şey olacağını düşünüyorum. Yani bu dönemde ufaktan kendi içindeki o değişimi neyse bunu yapacak. Ondan sonra istikrarlı bir şekilde devam etmeye devam edecek diye Daha çok gösteriyor. ön plana çıkmak isteyebilecek. Yani Evet, haberlerle, yaptığı biraz daha işlerle, değil görünür mi? olmak Daha görünür teması. olmak kabuğunu kıracak diyelim. Aynen. Diğer yakışıklımız Tarkan, fanatiği olduğum. Nasıl güzel Tarkan bir ışık, değil Terazi mi? Burcu ve Ay Kova. Şimdi Tarkan'ın aslında hani pandemi döneminden beri böyle çok da ortalarda var ama yok. Konser Buralarda yapıyor, değil hani çekiliyor. gibi. Tabii. Şimdi bu dönemin aslında sonuna gelmeye başladık. Yükseleni Aslan, yaz boyunca Venüs Aslan'da olacak. O yüzden bir sanatçı rolüyle ön planda olmaya başlayacağını görüyoruz. Belki yaz aylarında hani biraz daha fazla bu konserde görünürlüktü gibi Tabii. olabilir ama sonbaharla beraber, Ekim ortasıyla beraber ben Tarkan'dan bir hamle bekliyorum. Bu olumlu Albüm yönde bir gibi. hamle. Hani bir single gibi, bir albüm gibi. Ve hani böyle önümüzdeki Ekim'den sonraki 8-9 ay boyunca kendi isminden tekrardan bahsettirecek, konuşturacak, daha Yaptığı coşkulu bir şey işlerle. bekliyorum. Şimdi tabii baba kimliğiyle, o yüzünü görmediğimiz yavrusuyla, Allah bağışlasın, güzel bir baba aile tablosu çiziyor. Yaz geldi, açık hava konserleri, işte reklamlar vesaire, ama çok öyle magazine Yine düşeceğini meraklı bir zannetmiyorum. isim değil. Arkasından konuşulsa bile çok cevap da vermiyor. Güzel bir enerjiyle o star olmaya Yani devam toplumsal ediyor. konulara Megastarımız. karşı bir hassasiyeti var ya, Evet. hani biraz bu Onlara. duruşuyla ön plana çıkacağını yine düşünüyorum ben. Daha da şey Evet. olacak. Haydi bakalım. Ben Gülşen'i şimdi İbrahim Tatlıses'i sona bırakayım. Olur. Gülşen diyelim. Gülşen de sıkıntılı günler Ay çok evet. yaşadı. Geçtiğimiz seneyle ve bu sene beklentileriyle beraber çok konuşuldu. 2022'de de kıyafetleriyle, söylemleriyle. 2023 Mayıs ayı ve sonrası Gülşen'i neler bekliyor? Bir de tabii kritik söylemlerinden dolayı yaptığı o Evet. cezalar vesaireler. Ne Şimdi olacak Gülşen? 29 Mayıs 1976 tarihli doğum tarihi, İkizler Burcu kendisi ama haritasında boğa enerjisi var. Yani bu geçtiğimiz 2 yılda boğa akrepte tutulmaları oldu, olaylar oldu filan. Şimdi boğada Merkür retrosu var ve hemen biz aslında geçmişten süre gelen konunun haberlerini duyduk. Şimdi bu 15 Mayıs'a kadar Merkür retro, 15 Mayıs 11 Haziran arası düz seyrine geçiyor. O yüzden bence 15 Mayıs 11 Haziran arasında tekrar bu karar konuşulacak. Yani şu anda hani bir 10 ay kadar bir hapis cezası konuşuluyor ama tekrardan gündeme gelecek ve bir değişiklikten geçeceğini düşünüyorum. Sancılı evresi ister istemez Ağustos sonlarına kadar devam edecektir. 16 Ağustos'ta bir şey daha olacak burada. Ani bir değişim. Bu değişimle beraber aslında ben bu sürecin tamamlanacağını, sonuçlanacağını düşünüyorum. İyi bir değişim. Yani evet ama daha önce de bir Venüslü, Marslı ve tutulmalı sert bir dönemde yine aslında Ağustos sonlarıydı bu şey ilk gündeme Zaten çok geldiğinde. konuşuldu, çok gündemdeydi, iyi kıyafetleriyle ama yaptığı Evet. işlerle, ama bu Bu son dava sıkıntılı şeyler, süreci evet. tam bir Ağustos aylarında çıkmıştı. Bu Ağustos ayında son noktası Nokta konulacak. olacak. Sanki böyle süreç olarak baktığımızda işte 11 Haziran'a kadar, 15 Eylül, 11 Haziran'a kadar bir daha konuşuluyor. 18 Haziran civarında Gülşen bir ikilemde. Kendisi ve hayatı ve geleceğiyle ilgili bir karar almak istiyor ama iki seçenek arasında kalmış durumda ve geleceği belirsiz bir şekilde ilerliyor diye gösteriyor. O yüzden acaba diyorum ki kısa vadeli bir kısa süreç için bile olsa acaba bir girip çıkacak mı? Girip de sonra karar mı bozulacak filan. Çünkü orası belirsizlik Kritik. içinde ilerlemek demek. Haziran ortasındaki enerji. Önümü göremiyorum demek maalesef ki. Onun Hapse girip getirdiği bir çıkma sıkıntı. olabilir mi, net olarak Yani söylersin? hani o olabilir gibi geliyor.
geliyor bana öyle olunca. Sanki o dönemde girip Ağustos'ta çıkmak gibi filan, hani böyle bir şeylerden geçilecek gibi geliyor bana. Ve Ekim'le beraber, Ekim ortası, Ekim sonu, buralarda bütün hayatını değiştirecek nitelikte kararlar alacak. Sanki yurt dışına taşınmak, gitmek falan daha isteyebilir. Çünkü hani artık Jüpiter'i boğada, Jüpiter boğaya geçiyor. Bu demektir ki aslında hukuki konularla ilgili destek aldığı bir süreç olacak. Ama önce bir kriz var çözümlenmesi gereken. O yüzden o dönemi biraz dalgalı geçireceğini düşünüyorum Ağustos ortalarına kadar. Ya ben bunu programda da söyledim. Şimdi cinayet işleyip, kravat takıp, ceket giyip, iyi hal bilmem ne vesaire indirimden yararlanılan günümüzde tamam, doğru bir şey söylemedi. Onu diz suçması diyelim, özür diledi vesaire, ama bu kadar şeyleri hak ediyor mu diye de bir koca soru işareti var kafamda. Yani o kadar insanın hayatına, canına kıyan insanların, değil mi? Tabii. Kravat taktın, iyi hala yani, zayıfladı, ne bileyim, orada suçlarının azaltılması. Burada tamam, bir kınıyoruz, doğru bir şey söylememiş. Hı-hı. Bunu kendisi de özür diledi. Hem ev yasağı, hem girmesi, hem yurt dışı vesaire. Bu süreçler sıkıntılı, bir süreçler. Onları yaşadı. İnşallah daha fazla yaşamaz, ama belki de bunlardan yorulup bir karar verecek anlamına geliyor sen anlatırken. Bu yurt dışı şey bana öyle geldi öyle biraz şey. Daha. Yani evet, çünkü yani eski süreç gerçekten artık. Çok yıpratıcı bir süreç. Mental olarak yoruldum bir süre belki. Evet, biraz böyle gideyim. bir şeyleri temizlemeye ihtiyaç duyabilir gibi geliyor bir bana. Uzaklaşma süreci olabilir. Yaşayıp göreceğiz. İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses'in doğum tarihi, internetteki doğum tarihinden çok şüpheliyim. 1 Ocak 1952 diyor. Tam bir şey vardır ya, yani böyle bizim annelerimiz babalarımız zamanında herkes 1 Ocak falan doğumlu diye. Tabii. Bana çok doğru gelmedi. Haritasına baktığımda da çok emin değilim. Çok bana İbrahim Tatlıses'i anlatan bir harita gibi değil. Buradan sesleniyorum. doğru doğum tarihini istiyoruz. Hatta günüyle, saatiyle sevgili İbrahim Tatlıses, o da bilmiyordur. Çünkü ben rahmetli anneanneme sorduğum zaman işte kar yağıyordu. Tabii. Değil mi? Ne öyle ay oluyor. Biliyor? Bilmiyorlardı not ki. Güz mevsimiydi. Ve tarih nerede? Belki o tarihler bile o dönemde kardeşinin tarihi yazılmış, ablasının tarihi yazılmış. 1 Ocak çok şey yani. 1 Ocak biz konmuş gibi. 1952 olarak bakalım. 1952 bilmiyoruz olarak yani. Baktığımızda biraz böyle bir Satürn teraziler var. Acaba diyorum ki sanat hayatına tekrardan dönmek ister mi böyle bir Eylül-Ekimlerden sonra? Zaten konserler bir, yapıyor yine. Hani biraz daha televizyonda yer almak gibi program falan gibi. Hani gibi. Böyle bir zaten bir ara yapıyor, yaptığı geri çekildi. Hani sanki öyle bir olabilir gibi geliyor bana. Terazi enerjileri çalışacak çünkü. Eyleme geçmek isteyecek, kendini göstermek isteyecek. Belki yeni bir albüm çalışması olabilir. Olabilir. Fazla bir şey söyleyemeyeceğiz çünkü çok bildiğimiz bir şey değil. Var mı başka söyleyeceğim? Maalesef Plüto'su tetikleniyor. Yani güçlü olmak isteyecek, elinden gelen olmak budur. İsteyecek. Ama onun dışında çok bir şeyini göremiyoruz maalesef. Tamam, o zaman senin sayfandan efendim kıskandığım bölümleri lütfen dedim. Burada da güldü. Yaparım tabii dedi. Tabii ki. Mayıs ayının ballı lokma tarihleri efendim genel anlamda söyleyelim. Ünlüleri bırakalım, kendimize dönelim. Hemen. Şimdi çok yakın vadede belki bu program yayınlanmış olur mu olmaz mı bilemedim ama yine de söyleyeyim. 10-13 Mayıs arası çünkü. Olsun aydın. 10-13 Mayıs arası Merkür retrolarımız falan var ama nispeten daha kalıcı ve akılcı kararlar alabileceğimiz bir evre. Tam saçım öncesinde biraz böyle önümüzde gelecekle ilgili böyle biraz daha net düşünmeye başlayacağımız evre olacak. 15 Mayıs tarihinde Merkür retromuz bitiyor. Sonunda bir oh be diyeceğiz. Geçmişi düşünmeyi geride bırakıp artık gelecekle ilgili planlar yapmayı, önümüzü görmeyi başlayacağız. Bu anlamda keyifli olacak. Sonrasında 16 Mayıs sonrasında Haziran'ın ortalarına kadar bütün çalkantılı sürecin içinde para konusunda kalıcı, sağlam, istikrarlı yatırımlar yapma şansımız var. Çünkü 16 Mayıs itibariyle Jüpiter Boğa burcuna geçiyor. Bir yıl boyunca burada kalacak. Taşınmaz mal, gayrimenkul, toprak, arsa ya da daha kalıcı emtiaların, yani bugün aldım yarın sattım değil, uzun vadeli istikrarlı emtiaların üretimle ilgilidir, gıdayla ilgilidir, buğdayla ilgilidir. Bu tarz borsadaki hisselerin, senetlerin değerini arttıracak bir sürecin içinde olacağız bir yıl boyunca. O yüzden 16 Mayıs'tan Haziran ortasına kadar bir yatırım yapmak istiyorsak
yapalım. Halen daha şansımız var. Değerlenmesi çok artacak. Kripto yatırımı yapacaksak eğer çok hızlı al satlara ben halen daha güvenmiyorum. Dengesizlik vardır diye gösteriyor. Rüştünü ispat etmiş, kalıcılığını ispat etmiş olan kriptoları tercih edelim. 2024'ün bahar aylarında. Mart, Nisan, Mayıs aylarında Jüpiter, Uranüs beraber olacak. Teknolojik yatırımlar, teknolojik paraların değerlerini çok arttıran bir evre olacak. O yüzden uzun vadeli düşünerek yapabiliriz bu sürecin içinde. 19-20 Mayıs tarihlerinde biraz böyle eyleme geçmek için değil karar almak için uygun bir dönem. Tam böyle Mars son derecelerde biraz öfkemize kurban gitmeyelim. Öfkeli çıkışlar yapmayalım. Pasif Sakin. agresif olmayalım ama karar almak açısından akılcı, mantıklı ve güzel bir dönem olacak. Son 10 gün bu ayın son 10 günü. Hani burası Mayıs'ın, evet. Hani iyi mi kötü mü diyemiyorum çünkü aslında gergin, öfkeli bir süreç sevgili arkadaşlar. Ama bu aynı zamanda artık bizim için işe yaramayan her türlü şeyden kurtulabileceğimiz anlamına da gelir. Yani bu şu da olabilir. Çok toksik bir ilişkimiz vardır ve bir türlü bitiremiyoruzdur. O dönemde artık son noktayı koyabilecek güçteyizdir. Veya iş konusunda bir karar alamıyoruzdur. Hakkımızı savunamıyoruzdur. Bunu yapabiliriz ama kavgaya dönüşme ihtimali var. O yüzden sakin ve ılımlı bir şekilde yaparsak kâra Noktayı dönüştürebiliriz. koymak için iyi bir tarih ama Evet. sakin olmak için. Aynen Doğru öyle. mu? Sakin olmalı. Güzel. Peki 5 maddede Mayıs ayı efendim. Hep Hemen. sayfanızda mı söyleyeceksiniz? Hemen bakıyorum. Bir yandan da daha Yeni tutarlı sayfa. olayım. Doğru. Şimdi bu aya tutularak giriyoruz diye demişim. İlhan 5 Mayıs tarihinde tutulma var sevgili arkadaşlar. Tutulmalar akabindeki 6 ayın nasıl geçeceğini belirlediği için Mayıs'ın ilk günlerinde gerginliğimiz ne, fark ettiğimiz ne, gördüğümüz ne bunlara bakalım. Biz bunlarla ilgili eyleme geçmeye devam edeceğiz. Paramıza hakim olalım. Öfkemize, kıskançlığa, kin ve nefret duygularına kapılmayalım. Daha sakin, daha ılımlı, daha kalıcı şeylerin peşinde olalım. Yine 5 madde 15 Mayıs'a kadar retronun içinde olduğumuz için 15 Mayıs'a kadar aldığımız kararların hükmü yok. 15 Mayıs'a kadar söylediğimiz sözlerin hükmü yok. Yormayın Sonrasında kendinizi. vazgeçebiliriz. Beyin fırtınası yapmak için çok iyidir. Şunu şöyle mi yapayım, bunu böyle mi yapayım? Bildiğimiz ama böyle hani araştırmak istemediğimiz, görmek istemediğimiz şeylerin gerçeklerini görürüz. Görelim, yüzleşelim, ona göre kararlarımızı alırız. Devam ederiz yolumuza, acele etmeyelim. 15 saniye düşünün, Yedi. öyle karar verin ya Aynen da 15 söylemeyin. Mayıs'a kadar Yok yok, bekleyin 15 bence. saniye şöyle bir ne Olur. söyleyecekseniz biraz bekleyin, Evet. hemen söylemeyin. Aynen. Değil mi? Üçüncüsü 7 Mayıs tarihinde yakın vadede Venüs'ümüz Yengeç Burcu'na geçiyor. Bu çok güzeldir. Güzel. Sevgi paylaşmak, böyle aile içinde güzel vakit geçirmek, özellikle kadınlardan yana, ailedeki büyüklerimiz, annelerimiz, anneannelerimizden yana destek görmek için güzeldir. Sevdiklerimizin gönlünü almak için de Oh. şöyle bir güzel yemekler yapıp besleyip yedirmek, içirmek falan çok iyi gelir. Yani Süper. karnına, kalbine giden yol mideden geçiyor Mideden dönemi var geçer, burada. önemlidir. Aynen. Yine Mayıs'ın yine hani o son 10 gününe yine burada da bir vurgu yapmış olayım. Aman dikkat edelim. Bir de aradan yine 16 Mayıs tarihinde Jüpiter'in boğaya geçeceğini hatırlatayım. Bu kimlere yarayacak derseniz su ve toprak elementinde burcumuz ya da yükselen burcumuz buradaysa mesela sizin de yükselen başaksınız siz de. Evet. Su kimler? Yengeçler, Yengeç, balık. akrepler ve balıklar. Bu üç burçtan biri isek veya topraklar, başaklar, boğalar ve oğlaklar. Bu üç burçtan birinde isek bereketli bir yıl bizi bekliyor. Geçtiğimiz 1,5 yıl boyunca geçtiğimiz zorlukların ödüllerini toparlayacağız. Sonunda benim de zamanım geldi diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Bu anlamda kıymetli bir dönem bizi bekliyor. Oh, şükürler olsun artık iyilerin zamanı olsun değil mi? Evet. Ektiğimizi neyse iyi ya da kötü biçtiğimiz bir dönem. Ona Amin. girdik zaten. O da Evet. iyilerin iyiyse iyi, ektiyse iyi olsun, kötü ektiyse de ne yapayım ne diyeyim yani. Şimdi bunu çok cilveli istiyorum. Burç, duygu böyle mi soruyorlardı? Böyle mi diyorlar? Duygu nedir bu burçların hali? Burçların enleri. Ben söyleyeceğim, Neyse. sen tamam tek Tamam. kelimeyle söyleyeceksin. Koç burcu Hanımcığım. Duygu. Güçleniyor. Seni yerim ben. Peki boğa burcu Duygu. Para elde ediyor. Para elde ediyor. İkizler nedir? Akışına bırakıyor. Oh, Hayatı yengeç. yaşayacak. Yengeçlere aşık oluyor. Yengeçler aşık oluyor. Yengeç. Aslan Duygu. Parlıyor. Gelelim canım başaklarıma.
Seninle yansıyor yani. Son sözü koyuyor. Son noktayı koyuyor. Son sözü söylüyor Başaklar. En güzel teraziler ne oluyor? Teraziler para kazanıyor terazilerde. Paralanıyor. Paralanıyor. Akrepler? Akrepler dönüm noktasından geçiyor. Küllerinden tekrardan doğacak akrepler. Oh, yarasın akreplere. Yay burcu ne oluyor Duygu? Yay burcu biraz daha sakin ve ılımlı geçirecek bu ayı. İstediği kadar gezemeyebilir yaylar. Biraz üzgünler o yüzden. Ya ben kardeşimden biliyorum. Hiç 5 dakika yerinde durmayıp yani ofisini bile şehir dışına taşıyacak kadar hareketli, sıkıntılı dönem geçirdiler ama Duygu. Evet, tabii artık şansları oldu. Açık olsun diyorum. Hepsi için geçerli ama yay benim için kardeşimin burcu. O yüzden önemli. Peki Duygu, oğlak burçları ne yapıyor? Oğlak burçları yeteneklerini sergileme döneminde. Bu dahi en sevdiğim ve en anlaştığım kovalar var ya, onlar ne oluyor? Kariyerle ilgili değişim dönemindeler, evi de güzelleştirme evresindeler. Evden yana destek var. Evden yana destek var. Elde tutulmayan kayan balıklar ya, ne oluyor? Balıklar ne yapıyor? Valla balık burçları için o videoda dedim ki hayal kuruyor. Bütün balıklar bir kızmış bana. Zaten hep hayal kuruyoruz. Bizim özelliğimizi söyledi. Ne kızmış? Hani daha farklı bir şey söyleyeyim. Evet, hemen lütfen. Düşüneyim balık burçlarına daha farklı bir şey söyleyeyim. Balık burçları tutkularının peşinden gidecek bu ay. Sayfada da yaz. Eğer beğenmeyen varsa magazin noterinde burayı, adres burayı göster. Tamam. Harikasın. Seni seviyorum Duygu. Şimdi burçlar bitti ama ben bunları çok sevdim. Böyle ara ara isimlerle magazinin ayrı bir köşesini yapalım mı? Yapalım. Seni seve yoracağım seve. Ama güzel olacak. Çok teşekkür ediyorum. Mayıs'a son noktayı da sen koy. Ondan sonra vedalaşalım. Tamam. Bu Mayıs ayında saklı, gizli hiçbir şey kalmayacak arkadaşlar. Defterler dürülecek, karmik hesaplaşmalar yapılacak. O yüzden kalbinizin temiz olduğundan eminseniz içiniz rahat, aklınız ferah olsun. Önünüz açılacak. Hiç endişe etmeyin. Ah bu karmik hesaplaşmalar. Bunları daha konuşacağız efendim. Hoşça kalın.